Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tut, sıhhat bul hadis-i şerifine dayanarak oruç tutmanın diyabete olan etkisi var. Bu nedir hocam? Nasıl açıklarsınız bunu? Şöyle, aslında insanlar şöyle düşünebiliyor. Hocam ben oruç tutabilir miyim? En çok karşılaştığım sorulardan evet. birisi bu. Sizin içinde geliyordur. Evet hocam. Ama bir kere önce şu söze şöyle başlamak gerekiyor. Zaten doktora geldiğiniz zaman doktor size doğruyu söyler. Tutabilirsin ya da tutamazsın. Çocuksun, değilsin gibi pek çok bilgiyi size verirler. Bir kere doktorun dediğini dinlemek gerekiyor. Ve doktorlar da çoğunlukla oruç tutulabileceğini söylerler. Geldiğiniz zaman bana sorarsanız hani bu kadar derinli bir hekim olarak söyleyeyim, niyet çok önemli. Evet. Diyabet ilaçları günde çoğunluğu ya bir kez alınır ya iki kez alınır. Şimdi yaz döneminden geçtik. Giderek belki daha kısalacak süre, oruç tutma süre kısalacak. Ben bakıyorum 30 yıl önceye döndük kabaca. Çocukluğumuz döneminde döndük. Bu yüzden artık daha da kolay olacak. Yani niyetle işe çıkmak çok önemli. Sahurda yattınız. Kaçta aldınız ilacınızı gece vakti? Doğudasınız diyelim. 2'de aldınız ilacınızı. Hı hı. Ankara'dasınız, 3'te aldınız. Hı hı. İftar kaçta oldu? Ankara'dasınız. Bu seneyi düşünelim. İşte akşam 7.30 gibi, 8 gibi uzadı gitti. Veya doğudasınız 6'da oldu. Zaten 12 saatlik süreyi aldınız. Hiçbir sakıncası yok aslında. O yüzden hasta olanlar dahi aslında, diyabet olanlar dahi, tabii doktora danışmak burada ön koşul. Doktora gidip sorduktan sonra hiçbir sıkıntısı olmadan oruçlarını tutabilirler.